Merhaba gençler, ben Necdet Delioğlu. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu güneş enerjisi panelleri değil. Panelden bize adam yapmış. Kablolarını takıyorsun, artı eksiye güneş enerjisini alıyorsun. 2,5 volt, 4 volt, 5 volt, 12 volt amperleri değişiyor. Gelin buna benzer bir panel yapalım. Nasıl yapacağız? Şöyle bir DVD var. Boş, dolu fark etmez. CD de olabilir veya DVD olmayabilir. Herhangi bir plaket üzerine, delikli plaket üzerine, PCB kart üzerine, hatta karton üzerine, dekoto üzerine de yapacağımız işlemi yapabilirsiniz. Yani bu DVD şart değil, onu baştan söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu ne? Burada parçaladığım bir kamera var. Bunu geçen gün tanımıştık. İç yapısını incelemiştik. Bu ledler benim çok dikkatimi çekti arkadaşlar. Çünkü çalışma yönteminde alıcı ve verici bir görev var burada. Bunu ben bugün denedim. Avometremize tuttuğumuz zaman, sağlam güneş olduğu zaman şöyle ışık altında da voltaj alıyoruz. Normal oda ışığı altında. Fenerle tuttuğumuz zaman da şöyle 2,5, 3 volt, 4 volt değişken oluyor. Yani güneşin ve ışığın şiddetine göre değişiyor. Ve özellikle bu arkadaşlar. Şöyle bir 50 watt bir led var elimde. Buradan voltaj aldıktan sonra arkadaşlar birkaç deneme daha yaptım. 8-10 volta kadar elektrik üretiyor. Yani burada şöyle bir sıkıntı var. Bunların ürettiği elektrikler arkadaşlar, gerek ledlerin gerek bunların fazla amper gücü yok. Onun için yani bir işe yaradığını söyleyemem. Ama deney deneydir. İleride bunları geliştirip bunlar üzerinden elektrik üretilebilir mi bilmiyorum. Şimdi burada yapacağımız panelde 10 adet led kullanacağım. Burada rengin fazla önemi yok. Test ettiğimde yeşil, kırmızı, beyaz, güneş ışığı altında 1,5-2 volta kadar bir ledden voltaj alabiliyoruz. Demin bahsettiğim amper olayı nasıl çözeriz diye düşündüm. Kendimce bir yöntem uygulayacağım. Olur mu bilmiyorum. Şöyle küçük 1,5 voltluk bir panel var elimde, güneş paneli. Yaptığımız sisteme bunu dahil edersek arkadaşlar buradaki amper olayını da bir nebze çözmüş oluruz. Buradaki voltajdan led yakabiliriz. Küçük bir motor belki döndürebiliriz. Deneyeceğiz. Bilmiyorum şimdilik. İşlem bittikten sonra hem ışık altında, yani normal oda ışığı altında, hem de güneş altında ne kadar voltaj alacağız ölçeceğiz ve videomuzu sonlandıracağız. Şimdi kameramızı masamıza doğru alalım. Şu çok merak ettiğim işleme başlayalım. Ve videomuza geçmeden önce like atıp videomuzu paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle CD'mizin merkezini bulalım. Şuradan bizim bu kesme matındaki karelerden yararlanarak merkezini bulalım. Yani işaretleyelim. Evet, merkezini bulduk sayılır. LED'lerde artı eksi bacakları var. Bunları nasıl anlıyoruz? LED'lerin bacakların biri uzun biri kısadır. Uzun bacak artı, kısa bacak da eksidir arkadaşlar. Avometremiz varsa onunla da kısa devre modunu alarak avometrenizi, LED'lerinizi test edebilirsiniz artısını eksisini. Şöyle tuttuğumuz zaman LED yanacaktır zaten. Aynen avometreden yandığını görüyorsunuz LED'imizin. Bu durumda ne oluyor? Kırmızı taraf artı, siyah taraf eksi oluyor. Çünkü tersinden yanmıyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Bu şekilde LED'lerin artısını eksisini bulabilirsiniz. Gelin burada biz iki renk led kullanalım. Şu artı bacağı diğer ledin eksi bacağına gelecek şekilde bağlayacağız. Böyle bir daire oluşturacağız. En son çıkan bacakların ikisini, yani bir artı bir eksi kalacak. Oradan da çıkışımızı alacağız. Artı eksi diye bağlayacağız seri bir şekilde. Buradaki artı bacağı diğer kırmızı ledimizin eksi bacağını bağlayarak seri bir şekilde artı eksi, artı eksi, artı eksi bu şekilde oluşturacağız arkadaşlar. Aynen böyle bir daire oluşturacağız. Burada dediğim gibi bütün artı eksi bacaklar birbirine bağlanacak. Artı eksi, artı eksi, artı eksi ve şurada bir artı bir eksi dışarıda kalacak. O uçlarda bizim çıkış uçlarımız olacak. Bu şekilde DVD'mizi kalın ve ince olarak deldik. Buradan geçireceğiz. Bacaklarını da karşıya geçireceğiz. Şuradan şöyle
Aynen. Burada şöyle işaretleyelim arkadaşlar. Karıştırmayalım. Artılarımızı bu taraftan bağlayalım. Deliklerimizin bu kısmından. Eksilerimizi öbür taraftan bağlarız. Şimdi buradan kablolarla birleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle bakır bir kabloyu soyuyoruz, ince bir kabloyu. Bu biraz daha kalın olabilir. O kadar önemli değil. Aynen bu kadar yeter. Keselim ve şöyle yuvarlak bir malzemenin etrafını döndürelim. Maksat daha düzgün olsun. Bu şekilde bir halka oluşturalım. Ve bu halkanın uçlarını getirelim. Buradan birini artıya birini eksiye olmak üzere lehimleyelim. Voltajı alıyoruz. Yani 5 volt rahat bir şekilde voltaj alabiliyoruz. Güneşin az olmasına rağmen yine de voltaj alabiliyoruz. Öğlen güneşin iyi olduğu zamanlarda bu 7-8 volta kadar çıkabiliyor. Yalnız amper düşük, başından da söylediğim gibi. Amperi nasıl çözeceğiz? Basit 1.5 voltluk bir güneş paneli var. Az da olsa bir amper değeri var bunun. Bunu gelin takalım ve bir de bununla ölçelim. Sisteme bunu da dahil edelim. Artı eksi olarak. Bununla bir led yakabilecek miyiz? Onu göreceğiz en azından. 3 volta yakın bir voltaj alıyoruz buradan. Paralel olarak bir led bağlayacağım. Bakalım ledimizi yakabilecek miyiz? Çünkü amper düşüktü, led yanmıyordu daha önce. Böyle biraz karanlığa getireyim. Bir adet led yakabiliyoruz. Ve kanalımızın ilginç mi ilginç, dünyada bir eşi daha olmayan güneş paneli oldu arkadaşlar. Volt iyi, fena değil. Yani 7 volt, 8 volt, hatta iyi güneş olursa, bugün İzmir'de güneş bulamadım. İnanılır gibi değil. Kara bulutlar, yağmurlar, tipiler, fırtınalar, neyse, bir türlü yeterli güneşi elde edemedik. 1.5 voltluk bir panel yerleştirerek buradaki amper olayını bir nebze çoğaltarak en azından bir led yakabildik. Burada motor da döndürebiliriz azıcık paneli büyüttüğümüz zaman. Neyse, bir şekilde bu amper olayını çözüp bu şekilde paneller oluşturabilirsiniz. Öğrenciler özellikle okullarda ödev olarak da yapabilirler diye düşünüyorum diyerek hemen sorumuzu okuyalım. Videomuzu kapatalım. Zira bunun da editi var. Değişik bir isim. Bu isimlere ben kafayı taktım. Bu isimleri düzeltelim arkadaşlar. Türk ismi yapalım. Dedemizin, dayımızın, nenemizin ismini koyalım. Bu ne böyle? Tı, cı, lav, büyük ne, z. Araya büyük ne koymuş ne hikmetse. Sanki valiz şifresi yapmış mübarek. Mapping. Mapping iyi, tamam. Sadece mapping koysaydın
sıkıntı yoktu. Her neyse. Abi benim bilgisayar 8 senelik. 8 sene artık ekmeğini yemiştir o. 3 GB RAM var. Çok düşük. Dahili ekran kartı var. Dahili ekran kartıyla bilgisayar olsa ne olacak, olmasa ne olacak. Fan çok fazla ses çıkartıyor. Ev halkı da rahatsız oluyor. Sizin komşular bile rahatsız oluyordur kesinlikle. İsmini okuyamadım arkadaşım. Bu büyük bir kronik bir sorun. Bilgisayarlarda ısınma problemi had safhada demek ki. Fanınız olabildiğince hızlı dönüyor o soğutmayı sağlayabilmek için. Bu da ses yapıyor. Bunu yağla diyeceğim ama eğer çok ses yapıyorsa onu yağla falan da kurtarmak mümkün değil. Ama şansını deneyebilirsin. Fanı değiştirmek gerekiyor. Yani o bilgisayarı 8 sene daha kullanmak istiyorsunsa sağlam bir fan alıp yeni bir fan alıp takman gerekiyor. Ha yeni bir fan aldın taktın. Necdet abi yeni fan al dedin aldık yine ötüyor. Yapacak bir şey yok kardeşim. Bilgisayarcıya götüreceksin. Onda bir sıkıntı var yani ısınma sorunu var demektir. Allah'a ısmarladık demeden önce ne diyoruz? Burada izlediğimiz videolarımızı paylaşıyoruz. Kanalımıza destek oluyoruz. Anladınız siz onu. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Çok uykum var. Daha editi var bu işin. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Eyvallah arkadaşlar. Evet. Böyle bir paneliniz sizin de olabilir.